Sen de haberin yok. Haberim var. He. Var ama zaten kalktı kaza diyemdi. En son buraya gelirken yerim varım dedim. Eski peynir yoktu bu. Tabii otlu peynir özellikle bölgemizde Van'la özdeşleşmiş en önemli kültürel ve geleneksel gıdalarımızdan bir tanesidir. Bu anlamda biz öncelikle 2017 yılında Türkiye'de yöresel ürünlerin coğrafi işaretinin tescili çerçevesinde 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak 31.12.2018 yılında 405 numarayla otlu peynirimizi tescilledik. Asırlık bir beslenme kültürüne eşlik eden bir değer. Bu çerçevede bunun uluslararası düzeyde de bilinirliğini artırmak için 2023 yılında çalışmalarımız başlamıştı ve bu yıl tüm standartları ve ilgili belgeleri ve tarihsel kaynaklarıyla beraber Avrupa Birliği Patent Enstitüsü'ne müracaat ederek Avrupa coğrafi işaret tescili için başvurumuzu gerçekleştirmiştik. İlk ürünümüz olacak. Biz yakın tarihte de Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak ülkemizin önemli bugüne kadar 26 tane ürünü tescillenmiş. Bu çerçevede Van otlu peynirinin de tescilinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu bizim için önemli tabii. Hem marka değerinin korunması, hem ulusal ve uluslararası bilinirliğinin gerçekleşmesi, hem de geleneksel üretimin sanayileşmesi ve bir standarda oturtulması, daha ileri teknolojiyle üretimine katkı sağlaması açısından önemlidir. Otlu peynir başvuru yapacağımız ürünlerinden ilki oldu. Akabinde diğer yöresel ürünlerimizi ve daha önce Türkiye tescili gerçekleşmiş 20'ye yakın ürünümüzün de tescili için aynı yöntemle Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sürecini başlatacağız. Bunun da mutlaka hızlı bir şekilde takip edilerek Brüksel'den gelecek hayırlı haberi bekliyoruz. İleriki zamanlarda bu gerçek değerini, kalitesini, endemik florasından elde ettiğimiz ürünlerle ürettiğimiz bu geleneksel peynirimizin hem dünyada hem ülkemizde gerçek karşılığını, değerini, fiyatını bulması açısından önemli bir süreçtir. Aslında Van Ticaret Sanayi Odası bu anlamda kendi yöresel ürünlerini kayıt altına alarak marka değerinin korunmasına yönelik çalışmaları, ama aynı zamanda onu üretenlerin de emeklerinin karşılığının almasına katkı sağlayacaktır. Yani mesela işte Fransa'da onlarca çeşit peynir var ve aşağı yukarı birbirinin versiyonu olan ama çok yüksek miktarlarda dünyada alıcı bulabiliyor. Bizim otlu peynirimizin
hem kalitesi, hem tadı, hem kalori değeri, hem diğer bileşenleri itibariyle o peynirlerden geri kalan bir tarafı yok. Dolayısıyla bizim peynirimizin de bu ligde hak ettiği şekilde değer almasına katkı sağlayacak bir süreçten bahsediyoruz. Van otlu peynirinin tercih edilme sebebi şu an bütün süt ürünlerinin içindeki en doğal peynirdir. Sadece süt, yaylalardan toplanılan otlar ve şırdan mayası ile yapılır. Yani bize sadece il dışında değil, yurt dışından bile talep verilir. Sadece biz bunu coğrafi işaret olarak değil de bir Avrupa'ya açılması da bizi bir memnuniyetle karşılıyor. Abi otlu peynirin bu kadar tercih edilmesi, otlu peynir gerçekten çok harika bir peynir olduğu için ve içindeki bitkilerden dolayı, otlardan dolayı. Yani gerçekten çok sağlıklı bir peynir olduğu için, yani orijinal olduğu için hiç herhangi hiçbir katkı içine katılmaz peynir, Van otlu peynirine. Sadece köyde yapılır, fabrikasyon çeşidi olmaz bunun.